yapsın diyor. Yükseltmesi ve token yakımı Luna ve Lunch fiyat rallisini ateşleyebilir. İşte nedeni diye tabii ki haber karşımıza geliyor. Şimdi bunun üzerine şöyle bir konuşacağız ve genel olarak tabii durumdan bahsetme gayreti içerisinde olacağız şeklinde ifade edebilirim. Dediğim gibi bir bahsedip üzerine değerlendireceğiz şeklinde altını çizelim. Bu arada tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Onun da kısaca altını çizmek gerekiyor muhakkak. Böyle bir durum var. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olanlara. İsteyenler tabii ki Facebook'tan üye olabilir ve veya ne yapabilir? Bu noktada katıl üyesi de olabilirler. İsteyenler bunları gerçekleştirebilir. Durum bu şekilde. Hem katıl hem de Facebook sayfasının linki açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. Tıklarsanız gerekli sayfaya yönlendirilirsiniz diye altını çizmem lazım. Durum ve mevzu bu şekilde. Evet. Terraform Labs'ın yükseltmesi ve token yakımı Luna ve Lunch rallisini ateşleyebilir diyor. Muhtemelen öyle olacak tabii ki. Fiyatlama dediğimiz kavram da maalesef zaman zaman yanlış anlaşılabiliyor. Yani şu anda açıkçası fiyatlayabilmesi birazcık zor. Yani şöyle düşünmemek lazım şu anda. İşte ne bileyim yakım gelecek zaten neden fiyatlanmıyor falan. Şu an fiyatlanmaz. Bir, içeride genel olarak zaten para düşük. İkincisi zaten haliyle olay gerçekleşmediği için de büyük bir olay var ortada. Faiz düşürümleri öncesinde aynı şekilde açıklanacak olan, bakın çok önemli, açıklanacak olan TÜFE ve ÜFE gibi olaylardan önce yani o arayışta bulunmak birazcık zor olacaktır diye ifade etmiş olalım. Tekrardan bir kere daha durum bu şekilde. Ama dediğim gibi yakımın ardından muhtemelen şöyle sağlam yukarı bir fiyatlama olacak görüşündeyim ben de. Bakalım tabii ki biz de merakla bekliyoruz yani. Luna ve Lunch fiyat rallisini ateşleyebilir. Şeyi anlamış olduk tabii ki yani 30 Eylül'den önce yakımı yani yapmazlar tabii bu saatten sonra. Çünkü 30 Eylül'e kadar zaten köprü açık diyor adam. Yani 30 Eylül'e kadar transfer kabul ediyor. 30 Eylül'e kadar transfer kabul ediyor demek eşittir. 30 Eylül'e kadar yakılması yani yakılacak olan meblağ, miktarlar diyelim eşeğe transfer edilecek. Dolayısıyla bunu tutup aha şunu bir yaktım, aha bunu da bir yaktım falan da yapmazlar yani takdir edersiniz ki. Böyle bir önem durumu var yani aslında ortada diye ifade edebiliriz. Mevzu bu şekilde yani. Dolayısıyla buradaki tabii genel beklenti 30 Eylül'den sonra yani çok büyük bir ihtimalle Ekim ayında bir güçlü bir fiyat yükselişi beklentisi bu noktada var olacaktır diye de altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Mevzu böyle. Burada neler söylüyor diye bir bakalım. Yükseltme önemli miktar toku yakma işlemi Luna'nın arzını azaltmaya potansiyel olarak fiyat aşımına ulaşmamış. Daha önce onu söyleyelim kısaca. Şimdi iki tane yakım şey olarak oldu. Birincisi Terra Vakfı'nın yani bu adı geçen taraf daha önce USTC'de bir %15'e yakın bir yakım yaptı. Bir de %6-7 oranlı ve civarında yanlış olmasın Luna'da da yakım yaptı. Hani total arzı. Yani böyle bir durum var yani. İkisi de bayağı oldu bu arada. Birisi Luna'nınki yanlış olmazsa 2023'ün başı şeyde 2022'de olması gerekiyor. USDC'ninki de 2022'de olması gerekiyor.
Bu zaman dilimlerinde daha önce doğrudur. Yakımlar yapılmıştır. Yakımlar gerçekleştirilmiştir diye ifade edelim. Şeyle alakalı, lunjla alakalı daha önce lunj yakımı yapılmamıştı. Bu ilk defa olacak olup dediğim gibi muhtemelen fiyatlara sağlam iyi bir etki gösterecek. Özellikle yani ne kadar miktar tabii yakıldığından ziyade başlıca yakımın yapılıyor olması da yatırımcı tarafından yatırımcı nezdinde pozitif karşılanacak bir durum olacak diye ifade edeyim. Dediğim gibi büyük ihtimalle Ekim ayında olacakken bu zaten Eylül ayının içerisinde daha net bir şekilde anlaşılır. Hani ne zaman olacağı veya olmayacağı zaten dediğim gibi Eylül ayının içerisinde buna daha yani kesin bir cevap verilebilen bir vakit olur. Çıkışı ile birlikte Trabzon zincirinin ivmesi ve fiyat artışını sürdürme toplum rolü kritik öneme sahip olacak. Yani tabi bu konudaki en önemli meselelerden bir tanesi bu. Artık tabii ki Tera ne olacak? Tera klasik gibi olacak. Yani tabii ki topluluk tarafından yönetilecek. Hani kim ne kadar bu noktada varsa ve aynı şekilde hani ne kadar şey yapıyorsa o kadar işte yani onu söylemek lazım. Açıkçası topluluk, doğrulayıcılar işte gönüllü ekipler tarafından falan filan yönetilecek. Yani burada da illaki tabii yapanlar olur. Ne kadar iyi olur tartışılır. Tera Klasik'te de aynı şekilde biliyorsunuz. Tera Klasik'te de bu şekilde bir ekip ve ekipler söz konusu olmaya devam ediyor. Ya bu başarı bu hani buradan tabii ki teknolojik bir diyelim başarı çıkmaz. Ya çünkü sonuçta adam kim geliyor yani içeri? Yani Elon Musk gibi bir adam gelip burada mı yatırım şeyini yapıyor? Girişimcilik uyguluyor. Hayır. Yani gelen kişi ne yapıyor? Tabii ki de adam bir geliyor içeri. Ondan sonra dümenden maksat hani orta halli bir geliştirici. Maksat öyle dümenden para kazanmak içeride. Maksat maaş alsın yani adam. Tabii başka bir şey değil. Genellikle böyle hani uğursuz tiplerin geldiği de çok oluyor. Zaradar maradar vardı bir ara burada. Yani son zamanlarda çok görünmüyor olmakla birlikte bu tarz durumlarda dediğim gibi söz konusu oldu. İlerleyen videolarda da değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.